Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Yine mayasız ekmek tariflerimden biriyle karşınızdayım. Hem karbonat hem de kabartma tozu kullandım bu defa. Gerçekten hem karbonatın o mis gibi hafif kokusu hem de kabartma tozunun da birlikte güzel güzel kabarma özelliğiyle çok şirin ekmeklerimiz oldu. Şimdi yapılışına geçebiliriz. Bu sefer unu eleyerek başlıyorum. Bazen su koyarak başlıyorum biliyorsunuz. Sürekli takipçilerim bilirler. 3 su bardağı unu eliyorum. Arzu ettiğiniz her çeşit unla yapabilirsiniz tabii ki. Şimdi diğer malzemeler. 1 tatlı kaşığı kadar toz şeker. Bu şart değil koymayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı dolusu kabartma tozu, 1 çay kaşığı dolusu karbonat. Tuzu daha sonra koyacağım. Şimdi 2 su bardağı su ilave ediyorum. Temelinde 2 su bardağı var bu ekmeklerin. Şimdi unu ayarlayacağız ona göre. 3 su bardağı unumuz vardı. Kontrollü şekilde ilave edeceğim unu, devam edeceğim. Şöyle güzelce karıştıralım, halleştirelim ekmeğimizi. Bakalım kaç bardak un alacak. Şimdi ben de tam olarak bilmiyorum. Her tarifte çünkü farklı özellikte oluyor. Dördüncü su bardağını koydum. Bir su bardağının 110 gram kadar olduğunu unutmayın. Şu an 440 gram un oldu, dördüncü su bardağı. Bakın yoğurmaya başladım, böyle pamuk gibi ama daha su şeye ihtiyaç var, una ihtiyaç var. 5. bardağı da koydum. Geçenlerde hiç yoğurmadan e, direkt karıştırıp daha az unla biliyorsunuz ekmek yaptım. Kanalımda hemen aşağı doğru inerseniz tariflerde göreceksiniz. Ben daha az un istiyorum derseniz elle yoğurmayın direkt karıştırıp koyu bir kek gibi pişirebilirsiniz ekmeğinizi. Bu esnada tuz ilave ettim bir tatlı kaşığı. Toplamda arkadaşlar 6 su bardağı un aldı. Hamurumuz 6 su bardağı un ve 2 su bardağı suyla yapmış olduk. Hafif elimi unlayarak hamuru toparlıyorum. Güzelce yoğuruyorum. Şöyle pürüzsüz olsun. Evet. Hamurumuz hazır. Şimdi ufak ufak böyle bezeler yapacağım. Gördüğünüz gibi beze yapmadan önce yine bir şöyle toparladım ve yaydım. Böyle de çok kolay bölünüyor. Hani rulo halinde yapıp da kesebiliyoruz ama böyle de gayet güzel eşit şekilde bölünüyor. Tezgahı kesmeyen, zarar vermeyen bir bıçakla bölebilirsiniz. Bezeleri yuvarlıyorum. Şöyle üçgenlerin kenarlarını, köşelerini içeri doğru alarak yuvarlıyorum. Hem de böyle bir katlanmış oluyor. 8 tane bu miktardan 8 tane bezemiz yani 8 ekmeğimiz çıkacak. Toplamda 660 gram un almış oldu. 600-650 gibi de düşünebilirsiniz o şeye bağlı, bardağın büyüklüğüne bağlı, unun kalitesine bağlı. O yüzden kontrollü şekilde koyalım unumuzu. Tam tam tamına gram veremiyorum. O sizin evdeki ölçülerinize ve ununuza bağlı. Şimdi gördüğünüz gibi bakın uzatıyorum, hafif yanlardan inceltiyorum. Ortayı ellemeden, burayı biraz ağır aldım ki daha güzel görün diye. Çok e, pamuk gibi bir un şey oldu hamur oldu. Yapması çok zevkli, rahatça şekil verebiliyorsunuz. Sanki mayalı hamur gibi oldu görüyorsunuz. Kim der bu hamurun mayasız olduğunu? Pamuk gibi. Evet, sekizinciyi de yapalım. Zaten bir iki tane yaptınız mı eliniz alışacak. Aynı şekilde yapacaksınız. Şöyle keskin bir bıçakla ortasını kesiyorum diyelim. Bu ara bir sipariş verdim hamur kesme bıçağı. Şimdi ona da bakacağım inşallah gelsin. Büyük ekmeklerde şekil vermek için, rahat kesmek için bir keskin bir bıçak istedim bakalım internetten. Şimdi yağ sürüyorum sıvı yağ. Zeytinyağı ben hep kullanıyorum biliyorsunuz. Buna birazcık yoğurt da ekleyebilirsiniz. Daha güzel kızarıyor o zaman. Ben bir yaptığıma yoğurt da eklemiştim. Bundan sonra bir daha yaptım ben eve. Bu 3-4 gün oldu bu tarifimi yapalı. Ona biraz da yoğurt ekledim. Hatta son resimler o yoğurtlu olandan. Daha güzel kızardı. Hafif e, mısır unu serpiyorum. İster galeta unu serpin, ister un, isterseniz hiçbir şeye gerek yok zaten. Yağ sürdüğümüz için çörek otu ve susam da olabilir. Onları da böyle hafif susam da atabilirsiniz. Onları da tutar çünkü yağ var üzerinde. Fırınım önce 100 derecede ısıttım. Bir 10-15 dakika pişti 100 derecede. Sonra 150-160 dereceye aldım. 180'e 200'lere getirmedim. Birdenbire kuruyup içi çiğ kalmasın diye. içi gerçekten gayet güzel pişti. Sıcakta da tutamadım da hafif soğuduktan sonra tutuyorum. Gördüğünüz gibi çok şirin, çok tatlı ekmeklerimiz oldu. Hafif, sert kabuklu, doygun. Hatta gördüğünüz gibi sanki Esmerundan yapılmış gibi. Çünkü karbonat çok tatlı bir renk ve koku veriyor. Tavsiye ederim. Eminim takipçilerim sizler bunu da çok güzel yapacaksınızdır. Hepinize mutlu günler diliyorum.